Mart Dünya Kadınlar Günü. Partimizin, İzmit ilçemizin, ilçe başkanımızın ve ilçe örgütümüzün düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bize sürpriz ziyaret yapan Doğru Yol İl Başkanımız Sayın Murat Sör ve ekibinden arkadaşımız bize bu mutlu günümüzde hem bana hem de ilçe başkanımızın etkinliğine katılmak kaydıyla sürpriz bir ziyaret yaptılar. Kendilerine basınımızın önünde teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Murat Başkanım, sizden bir açıklama alabilir miyiz? Ben de Demokratik Sol Parti, demokrasinin gereği her zaman olan bir partiyle bulunmaktan ve Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaktan gurur duyuyorum. İçimde buraya geldik. Hoş geldiniz. Bu farklı ziyareti neden yaptınız? Yani çünkü Hülya Başkanımız tek bir ilçe başkanı olarak büyüyorum. Onun için farklılık olsun diye. Çünkü Dünya Kadınlar Günü, kadınlarımız, bizim analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz, ablalarımız. Onlar olmadan bu olay olmuyor. Teşekkür ederim. Biz mahkemeye verdikten sonra şey çıktı ya, yasa çıkarttılar ya, 10 senenin altında hizmet yapanlara şey öder diyecek. Onu kaybetmiş olduk. Saniye. Bana onun için yazın. Kadınlar erkekleri kenara dizdi. Çıkarttı abi. Geçmiş. Şimdi ama incelerimiz de bitmen dizik. Sedat Başkanı. Murat Bey. Evet, hepiniz bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne hoş geldiniz diyorum önce. Biz kadınlar fırsat değil eşitlik istiyoruz. Atatürk'e göre bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Milletin erkeklerini geliştirip ilerletirken kadınlarını ihmal etmesi mümkün değildir. Erkekler ve kadınlar hep birlikte ilerlemelidir. Milletin ilerlemesini erkek ve kadın beraberce arkadaşça yürütür. Böyle olursa inkılap başarılı olur. Çağının 100 yıl ilerisini olan Ulu Önder Atatürk'ü anlayan Demokratik Sol Parti iktidarında sosyal hayatta %50, çalışma hayatında %50, yerel yönetimlerde %50 kadın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %50 kadın olmasını öngörmektedir. Demokratik Sol Parti iktidarında şiddete dur diyen bir hükümet, maddi manevi yasal düzenlemelerle zihniyet değişiminin sağlandığı ve aile ile beraber kadının korunduğu bir Türkiye hedeflenmektedir. Kadınların yer almadığı bir ortamda toplum güçlenemez, demokratikleşemez, özgürleşemez. Eşitlik ve adaletten söz edilemez. Kadınların yaşadığı sıkıntılar, karşılaştığı güçlükler sadece kadınların değil, erkekleri de ilgilendirmektedir. Kadına eşit eğitim hakkı sağlanmalı, eğitim seviyesi arttırılmalıdır. Kadınların iş ve siyaset hayatında katılımı için yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler alınmalıdır. Kadın girişimciler özendirilmeli, prosedür kolaylaştırılmalı, engeller kaldırılmalıdır. Kadınların eşit iş, eşit ücret hakkını garanti altına alarak yasalar ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır. Kadınlara yönelik çalışma yapan sivil toplum örgütleri desteklenmelidir. Ezberlenmiş toplumsal cinsiyet rolleri kırılmalı, görsel ve yazılı medyada kadın statüsünü artırmaya yönelik programlar yer almalıdır. Kadınlara yönelik tüm eşitsizliklerin ortadan kalktığı, kadınların yaşamın her alanında eşit olarak katıldığı bir dünya düzeninin egemen olması, kadına yönelik şiddetin sona ermesi, tüm kadınların emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alması, çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte yaşamın her alanında başarıyla yer almaları, siyasette, iş dünyasında, sosyal hayatta daha çok sayıda ve daha aktif olmaları temenni eder, var olan tüm olumsuzluklara rağmen emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım. Hülya Hanım, kadınları ön plana çıkartmak için ne gibi projeleriniz var? Şimdi Harun Bey, kadınları ön plana çıkartmak
projeleri derken biliyorsunuz Kocaeli demeyeyim ama İzmit ilçede tek kadın ilçe başkanı benim. Hı. Öncelikle herhalde Demokratik Sol Parti olarak bunu demek ki bir ön plana çıkma başlamıştır Demokratik Sol Parti olarak. Tabii ki ben kadın kolları da ama gençlik kollarında da kadınları ön plana çıkarmak için gençlik kollarında bir bayan olmasını istiyorum. Ki öyle bir çalışmam var şu anda. Tamamen hani bir şeylerin evet erkekleri dışlamak diye düşünmüyorum. Tabii ki onlara da ihtiyacımız var. Onlarla da birlikte yürüyeceğiz. Ama kadınlar daha özverili. Kadınlar daha fedakar bence. O yüzden kadınları tamamen ön plana çıkartmak gerekiyor. Ben de bunun için çok çalışma yapacağım inşallah. Göreceğiz ilerleyen günlerde. Peki İzmit İlçe Başkanı olarak kadın belediye başkanı adayınız olacak mı? Şimdi daha henüz o noktaya gelmedik adaylar noktasında ama tabii ki kadın bir belediye başkanı adayımız adayı çıkarsa değerlendiririz yani. Peki kadınları bildiğimiz kadarıyla kadınlar çoğu haklarını bilmiyor. Evet. Bu konuda hem parti olarak hem de mahallelerde evet. Haklarını bilmeyen kadınlara hukukçulardan destek alarak evet, zaten, haklarını anlatacak evet. mısınız? Evet. Zaten biliyorsunuz bizim il başkanımız da hukukçu olduğu için il başkanımızda evet hukukçu arkadaşlarımız da var partimizde. O yüzden onlardan da destek alarak bu çalışmaları da yapacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ben de bir gazeteci olarak bir şey söylemek istiyorum. Hiçbir partide olmayan benim partimde var. Kadın kotası yok, gençlik kotası yok. Evet. Teşekkür ederiz. Peki buradan gazeteci bayan arkadaşlarımız için ne gibi bir mesaj vermek istiyorsunuz? Şimdi onlar gerçekten emekçi arkadaşlarımız. Yani gazetecilikte bayan erkeği yok. Onların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Gerçekten kolaylık versin diyorum Allah onlara. Çok zor işleri gazetecilerin. Ya elimizden gelen ne varsa gazeteciler için onları işlerini kolaylaştırmak için ben bir kadın olarak onlara destek olmaktan her zaman yanayım yani. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum kendilerine. Teşekkürlerimden ötürü hepinizin huzurunda tebrik ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Demokratik Sol Parti'nin kadına bakış açısı toplumumuzda kadının nasıl bir yer etmesine ve nasıl bir değişim, dönüşüm yaşamasını şekillendirecek bakış açısı gerçekten Türkiye için gerekli olan bir bakış açısıdır. Ne yazık ki tarihsel süreçten bu yana, geçmiş yıllardan bu yana erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Bizim toplumumuzun erkekleri diğer toplumlara nazaran, Avrupa'yı toplumlara nazaran ne yazık ki kadınlarımıza oranla daha çok baskın ve daha çok ön plana çıkmış bulunmaktadırlar. Bu da tarihsel süreçten bu yana hep yasaların, kanunların kadınlar ikinci plana atılarak, erkekler ön plana çıkartılarak yapılmasıyla ve şekillenmesiyle netice doğurmuştur. Değerli arkadaşlar, bazı Avrupa ülkelerinden bile daha önce 1900'lü yılların başında Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk kadına seçme ve seçilme hakkını vermiştir 1934 yılında. Bakın İsviçre'den bile daha önce birçok Avrupa kentinden bile ülkesinden bile daha önce ülkemizde erkek egemen toplumun yıkılması amaçlı kadına seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Atatürk'ümüzün ömrünün yetmemiş olması dolayısıyla o politikaları devam ettiren rahmetli genel başkanımız Bülent Ecevit onu daha da bir adım ileriye götürmüş ve 2001 yılında Türkiye'de ilk defa medeni anlamda ve medeni yasa anlamında kadınla erkeğin eşitliğini ortaya koymuştur. Bu Türk kadınının seçme ve seçilme hakkından sonra elde ettiği en önemli haktır. Bunu bir kere önemli vurgulayalım. 2001 yılı itibariyle Türk kadını her anlamda, medeni anlamda, karı koca ilişkilerinde ve mahkemeler önünde kadın ve erkek eşit haklara sahip olmuş ve ilerleyen yasalar bu istinada, bu dayanakta çıkmaya başlamıştır. Ancak 2010 yılına geldiğimizde AK Parti
teşkilatlarının hazırlamış olduğu anayasa tasarısında bir referandum yaptık, hatırlayın. O referandumda ne dediler? Biz kadına pozitif ayrımcılık tanıyacağız dediler. Değerli arkadaşlar, pozitif ayrımcılık demek kadını küçük görüp, onu ezik görüp, onu ön plana çıkartmaya çalışmak demektir. Ona normal eşitlik bilinciyle yaklaşmamak, onu ufak hareketlerle, daha doğrusu halk oyunu, kamuoyunu kandırarak bu şekilde ön plana çıkartacak şekilde yasalar hazırlama kavramı demektir. Ancak bu bile, yani 2010 referandumunda bunlar kabul edilmiş olmasına rağmen bile, aradan 3 yıl geçmiş olmasına rağmen, sizler duydunuz mu hiç kadına yönelik herhangi bir yasa, herhangi bir yönetmelik, aile içi şiddetlerin korunmasıyla alakalı, kadının şiddetten korunmasıyla alakalı herhangi bir yasa, teklif duydunuz mu? Ben hiç duymadım, hukukçuyum. Yani bu da gösteriyor ki AK Parti'nin hem çocuklara hem kadınlara yönelik bu tür söylemleri tamamen bir aldatmacadan ibarettir ve kadını küçük görmekten ibarettir. Ben tekrar siz kadınların, Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, ben gazeteci olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Kusura bakmayın. 24 saat haber takip ediyoruz. Dün 3 tane kadına şiddet olduğunu yaşadık Türkiye'de. Adana'da, İstanbul'da, farklı şehirlerde maalesef. Sesini duyduğumuz, duymadıklarımız var. Evet, bunlar basına yansıyanlar sadece. Başkanım, siz olsanız, şu anda sizden teklif istense, kanun olarak nasıl bir madde önerirdiniz? Kadınlara yönelik şiddeti engellemek amaçlı. Arkadaşlar, aslında kadına yönelik şiddeti engellemek kanunlarla ve yasalarla olacak iş değildir. Onu öncelikle söyleyeyim. Kadına yönelik şiddeti engellemek, ufaktan beri yetiştirdiğimiz çocukları doğru bilinçle ve doğru mantıkla yetiştirme yönelik eylemlerdir. Onun için de en öncelikli olarak milli eğitim kanunlarının düzenlenmesi lazım. Çocuklarımıza din baskısı altında eğitim vereceğimize kadını öğretelim, doğru yaşamayı ve bilinçli eşit şekilde yaşamayı öğretelim. Düzenlenmesi gereken kanunlar eğitim kanunlarıdır. Teşekkür ederim. Murat Başkanım, Doğru Yol Partisi olarak bir kadın ilçe başkanını, Doğru Demokratik Sol Parti kadın ilçe başkanını ziyaret etmek nereden aklınıza geldi? Şimdi insanların, bugün bir önemli bir gün ve ilimizde tek bir kadın ilçe başkanımız aklıma geldi. Bir değişik olsun, bir renk olsun. Bir siyasi parti olarak destek vermek istediğiniz bu konuda ve kutlamak istediğiniz. Doğru mu? Aynen. Bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz Hülya Hanım? Bu ziyaret bir sürpriz oldu bana. Yani böyle bir ziyaretten haberim yoktu. Çok teşekkür ediyorum başkana bir günde beni ziyaret ettiği için. Teşekkür ederim. Demek ki kadınlara gerçekten değer veriyor Doğru Başkanımız. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Teşekkürler. Sevgili basın mensupları, değerli emek ve hayat mücadelemizin en değerli yarısı olan emekçi kadınlarımız. Hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum. Bugün tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak için, emeği için verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan kadınlar, yani sizlerin günüdür. Biz Demokratik Sol Parti olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kadınların eşitlik, bağımsızlık, özgürlük, politik ve ekonomik haksızlıkların giderilmesi, cinsel ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması yolunda verdikleri mücadelenin simgesi olduğuna inanıyoruz. Elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup geliştireceği inancıyla tüm kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, kadınlarımızın kendi hak ve hakikatleri uğruna mücadeleye, erkek emekçilerimizi de bu mücadeleye desteklemeye çağırıyoruz. Teşekkürler. Öncelikle dünyada, Türkiye'de, nerede anne olsun,
da olmasın, her dişiye, her kadına şuradan seslenmek istiyorum. Öncelikle de biz Türkiye'deki kadınlara seslenmek istiyoruz. Lütfen evlat yetiştirirken dişi veya erkek olarak ayrım yapmadan çocukları yetiştirelim. Biz çocuklarımıza eğitim verirken önce insan eğitimi verelim. Kız çocuğunu kız çocuğu gibi eğitmeye kalkarsanız, erkek çocuğunu erkek çocuğu gibi eğitmeye kalkarsanız birbirlerinden farklı iki kişilik oluşturacağız. Ve her zaman erkek egomanyası üzerinde kalacağız. Öncelikle insanı insan gibi yetiştirelim. Buradan sadece annelere bunu demek istiyorum ve herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Fatma Ali Hanım'ın, Halide Edip Adıvar'ın, Satı Kadın'ın, Nene Hatun'un torunları, merhaba. Merhaba Türkan Radon'un, Türkan Sayran'ın ve Türkan Akyol'un kızları, merhaba. Merhaba Yıldız Kenter'in, Işık Yenersu'nun, Selma Berkgiray'ın, Leyla Gencer'in kardeşleri, kızları, merhaba. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'dür. Tam bundan 159 yıl önce New York'ta 40 bin kadın haklarını alabilmek için eylem yaptılar. Ve 169 kadın o günkü eylemde öldü. Kan döküldü, can verildi ve hak aldılar. Türkiye'de kadınlarımız hiçbir eylem yapmadan, kan dökülmeden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün ileriye görüştüğü sayesinde ve daha sonra onun izinden yürüyenlerin getirdikleri yasalarla kadınlar haklarını aldılar. Haklarını aldılar. Yasalara göre erkeklerle eşit duruma geldiler ama ancak uygulama alanında eksiklikler vardır. Bu eksikliklerin en büyüğü biraz evvel Doğru Yol Partisi'nin temsilcisi olan değerli hanımefendinin belirttiği şekilde kendi geleneklerimizden kaynaklanmaktadır. Çocuklarımızı yetiştirirken cinsel ayrımcılık yapmaktayız. Cinsel ayrımcılık çocuk daha doğduktan sonra başlayınca bu toplumun içerisinde devam etmektedir. Bunun ortadan kalkması için önce o çocukları doğurup büyüten kadınlarımızın ayrımcılık yapmayarak onları yetiştirmesi gerekir. Bundan başka şu noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin en önemli meselesi bana göre kadın meselesidir. Buradaki birlikte politika yaptığım Demokratik Sol Partili kadın arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Ben bu konuların üzerinde çok duruyorum. Çünkü Türkiye'nin gönenç düzeyinin yükselmesi ve Türkiye'nin insanlık alemi içerisinde saygın bir yere ulaşması, gelişmesi, kalkınması kadın sorununu çözerse olacaktır. Çünkü kadınlarımız okur. Kadınlarımız istihdam alanında yerlerini alırlarsa, ekonomik bağımsızlığa kavuşurlarsa, parasal güce ortak olurlarsa, siyasal güce de ortak olacaklardır ve dolayısıyla iktidara ortak olacaklardır. Ülkeyi erkeklerle birlikte ortak olarak yürüteceklerdir. Ve kadınlar bizlere göre, erkeklere göre çok daha farklı bir takım yeteneklere sahiptirler. Yapılan araştırmalar kadın beyninin sağ lobunun erkeklere oranla çok daha iyi çalıştığını ortaya koymuştur. Kadınların yeteneklerinden, becerilerinden faydalanarak onların üretecekleri çeşitli ürünler ürün çeşitliliğini sağlayacaktır. Türkiye'nin ihracatı artacaktır, Türkiye'nin geliri artacaktır. Ben şimdi sözlerimi daha fazla sabrınızı taşırmadan bağlamak istiyorum. Kadın meselesi çok önemlidir. Bu sorunun çözümü için bütün hanımefendilerin siyasete girmeleri gerekir.
o parti bu parti önemli değil. Bütün partilerde hanımlar mutlaka yer almalı ve yönetimlerin içerisinde yer almalılar. İlçe başkanı, il başkanı olmalı, milletvekili olmalı, belediye başkanı olmalıdırlar. Bunun için mücadele vermeliler. Eğer bu mücadeleden başarılı çıkarlarsa iktidar olurlar. İktidar olurlarsa sorunlar çok kolay çözülür. Tekrar Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Ben de buradan son noktayı koyarak şu kelimelerle: kadınlar erkeklere Allah'ın emanetidir. Erkekler kadınlara hiçbir zaman sahip olamazlar.